Kılıçdaroğlu'nun işinin bundan sonra çok daha zor olacağı kesin. Yani şimdiye kadar neredeyse delegenin tamamına yakınını, yani oy vermeyenler ihmal edilebilir, yok sayılabilir ölçüde, tamamına yakınının oyunu, desteğini almış bir liderken, bu son kurultayla artık yani neredeyse genel başkanlığı hani tartışılabilir düzeye gelen, desteği %60'lara inmiş bir genel başkan var karşımızda. Dolayısıyla bundan sonra yani hem o yapmayı tasarladığı tasfiyeyi de yani hem parti örgütünden hem gruptan yapmakta çok daha fazla zorlanacak. Ama zannediyorum çok daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bundan sonra belirleyeceği rotayı tespitte zorlanacak. Çünkü CHP'nin uzun süreden beridir yaşadığı en önemli kriz aslında kimlik krizi. Yani bir türlü yani Kılıçdaroğlu dönemiyle birlikte bir yeni CHP tartışması ortaya atılırken artık eski işte o resmi ideoloji, Kemalist ideolojiyle yetinmeyen, yeni açılımlar getiren, kendini güncelleyen ve yeni dünyaya, yeni Türkiye'ye, yeni topluma kendisini adapte ederek yeni öneriler, yeni politikalar üretecek bir CHP ortaya çıkacak beklentisi içerisindeydi. Sayın Kılıçdaroğlu bunda zorlandı uzunca bir süre. Çünkü eskiden kopuşa yönelik adımlar atamadı. Ona cesaret edemedi. Yeniye dair ciddi, köklü, umut verici şeyler söyleyemedi. Ve bir süre sonra her kesimin umudunu, beklentisini boşa çıkaran ya da herkesin de hayal kırıklığı oluşturan bir süreç başlamış oldu. Ama tabii yani Sayın İnce'nin bu çıkışı ve özellikle kurultayda yaptığı konuşma karşısında aldığı desteğe bakılırsa, yani parti örgütünde, parti tabanında ciddi biçimde şöyle bir sorun var sanki. Özellikle hani o sağ kayış suçlamaları, işte gerek yerel seçimde mesela örneğin Ankara Büyükşehir'e bir işte hani MHP'li siyasetçiyi getirmesi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile ittifak içerisinde daha sağ, muhafazakar, milliyetçi çizgide diyebileceğimiz bir isme MHP'den daha fazla sarılması. Bunların hepsi yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanında en azından yani hem yenildik hem de kendimiz olmaktan çıktık. Yani en azından işte Sayın İnce de kurultay konuşmasında hani söyledi ya, kendimizden bir aday çıkarsaydık böyle yenilseydik. Yani kendi tezlerimizi de savunamadık. Savunamayacağımız, her yönüyle savunamayacağımız, her yönüyle örtüşemediğimiz bir adayın peşine sen taktın bizi. Hem de bu yenilgiyi hani yaşattın bize. Dolayısıyla bundan sonra zannediyorum yani Sayın Kılıçdaroğlu artık bir karar vermek zorunda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir parti olacağı doğrultusunda. Yoksa böyle sadece hani dengeleri gözeterek ya da sadece iktidar karşıtlığı üzerinden bir siyasal söylem ya da stratejiyle CHP'nin daha fazla o kararı gitmesi zor sanki. 2000... Tabii siyasetin doğası gereği yani ana muhalefet liderinin kendi içinde bu tür bir kurultaydan çıkmış olması, kendi partisi içerisindeki desteğinin böylesine azalmış olması muhtemelen Sayın Davutoğlu'nu da biraz daha rahatlatmış, biraz daha cesaretlendirmiştir yani en azından. Ama burada asıl önemli olan Türkiye'deki siyasi hayatı, siyasi partilerin çalışma biçimini, birbirleriyle ilişkilerini aslında gerçekten yani savaşan unsurlar olmaktan çıkarıp yarışan unsurlara, yarışan aktörlere dönüştürebilmek. Ben mesela CHP genel bu kurultayda en fazla şunu memnuniyetle karşıladım. Yani iki genel başkan adayının da seçim sonuçları açıklandıktan sonra çıkıp işte Muharrem İnce'nin bir saat öncesine kadar rakibimdi, şimdi çok güzel, genel başkanım falan. Çok güzel, yani bu önemli bir şey. Bizde çünkü yani seçimi kaybeden terk eder gider, işte sandalyeler havada uçuşurdu partilerde, eğer böyle farklı iki aday hani yarışıyor ise. Yavaş yavaş aslında belki bundan sonra yani umarım ki bu ona vesile olsun. Yani partiler arasındaki ilişki de aslında birazcık daha yumuşasın. Demokratik müzakere ile yani ülke nasıl daha iyi yönetilebilir sorusunun cevabı sadece iktidar partilerinde olmaz. Muhalefet aslında iktidar bu anlamda haklı eleştirileriyle, zamanında yol göstermeleriyle çok ciddi ölçüde hani besleyebilir. Ben ayrıca hani demin siz de söylediniz, Kılıçdaroğlu'nun aslında kafasında var hani sorunun nasıl çözüleceğine dair şeyler ama adım atmakta zorlanıyor diye. Doğrusu ben de öyle düşünüyorum çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman yaptığı, mesela çözüm süreciyle ilgili çerçeve yasada ya da işte ana dille ilgili, ana dille eğitimle ilgili, çözüm süreciyle ilgili, yani CHP'nin yıllarca direndiği, tabu olarak kabul ettiği
tartışmadığı, tartıştırmadığı birçok konuda yani Sayın Kılıçdaroğlu kendi başına zaman zaman hani çıkışlar yapıyor ama bunun işte İsmet Bey'in de dediği gibi altının dolması, olsun, devamının gelmesi, evet, kurumsallaşması, parti politikasına dönmesi mümkün olmuyor.